Garten of Banban Chapter 4 gizemlerini inceledikten sonra Garten of Banban Chapter 6 ile ilgili görselleri de sizlerle beraber inceledik. Şimdi herkesin aklındaki tek soru Garten of Banban Chapter 5'te neler olacak? Garten of Banban Chapter 5 ne zaman çıkacak? Bugün bu ve bunun gibi soruların cevaplarını arayacağız ve Garten of Banban Chapter 5 ile ilgili teorilerimi sizlerle paylaşacağım. Dünkü videomuza gün içerisinde 2000 like geldiği an yeni videoyu sizlerle paylaşacağımı söyledim. Sizler yine desteğinizi eksik etmediniz. Benim istediğimin 2 katı like atarak kanalımı gösterdiğiniz ilgiyi bu şekilde ifade ettiniz. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkür etmek istedim. Tabi yine bu videoya da ilgi göstereceğinizi biliyorum ve yine tüm izleyen arkadaşlarımdan 2 saniye ayırarak aşağıdan bir like atmasını istiyorum. Hala abone değilseniz de bu ve bunun gibi birçok içerik için kanalımıza tamamen ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bu arada cumartesi günü ise Garten of Banban Chapter 4 hikaye videomuzda sizlerle olacak. Şimdi gelelim Garten of Banban Chapter 5'e. Öncelikli olarak Steam sayfasına yine birlikte göz atalım. Bildiğiniz üzere Garten of Banban Chapter 6'nın Steam sayfasında çok önemli bir not vardı. Geliştiriciler artık oyunun ilerleyişinde edinilecek başka dostun olmadığını ve artık daha tehlikeli düşmanlarla karşılaşacağımızı söylediler. Banban Anaokulu'nun her köşesinde artık senin için yeni bir düşman var. Peki Garten of Banban Chapter 5 Steam sayfasına baktığımızda acaba bir ipucu alabilecek miyiz? Steam sayfasına gittiğimizde geliştiriciler aynı birinci bölümdeki açıklamayı koydular. Bu çok ilginçti ki fotoğrafları incelediğimizde gerçekten fotoğraflarda Garten of Banban Chapter 1'de geçtiğimiz bölümleri gösteriyordu. Bir farkla. Okula ilk girişimizdeki kantin bölümünün hemen arkasında duvarların oradan bize bakan korkunç bir yüzün olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu yüz oyunumuzun da afişi olmuş durumda. Garten of Banban Chapter 5 afişi aynen bu şekilde. Bu kişi kim? Bu kişi muhtemelen Zolpius. Farklı biri de olabilir tabi ama Zolpius'un uyuyan haline baktığımızda ona çok benzediğini görüyoruz. Fakat biz hala bir şeyi bilmiyoruz. Zolpius iyi mi kötü mü? Tamam bunu soruyoruz ama Zolpius birden fazla DNA'nın oluşturulması ile bize saldıran ve kötü niyetli deneylerin başında görünüyor. Bunları kontrol eden bunların efendi gibi gördüğü biri Zolpius. O tarafın hemen arkasına baktığımız zaman zaten en arkada onun olması onların bir şey tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. İyi ama Zolpius'un içinde bir merhamet duygusu kalmış olamaz mı? Banban kendisini kontrol edebiliyor. En azından kontrol edemediğinde camın arkasına geçiyor, bize zarar vermemek için yönlendiriyor. Bize yardımcı oluyor. Peki aynı Banban gibi Zolpius'un içinde en ufak bir merhamet duygusu, sevgi duygusu, insanlara karşı iyilik duygusu kalmış olamaz mı? Aslında olabileceğini gösteren bir kanıtımız var. Garten of Banban Chapter 3'te gizli bir ses kaseti bulduk ve o ses ile Zolpius'u yanımıza çağırdık. Peki uyuyan birisini yanımıza nasıl çağırmış olabiliriz? Zolpius muhtemelen yapılan deneyler sonucu veya burada zarar verdiği şeylerden dolayı bir şeyin etkisinde kalmış olabilir. Aslında uyuyor ama bazı komutlara karşı duyarlı. Geliştiriciler oyun içine bir not bırakmıştı. Ne olursa olsun çukurun derinliklerinde yaşayan o şeyi uyandırmayın. Muhtemelen Zolpius'un tam olarak uyanması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi. Garten of Banban Chapter 3'te Zolpius'u gizli ses kaydıyla yanımıza çağırdığımızda bize bir şey söylemişti. Üzgünüm. Bize bu şekilde ses vermişti. Zolpius ne için üzgündü? Deneylerin etkisiyle yok ettiği şeylere mi üzgündü, zarar verdiği çocuklara mı üzgündü? Buradaki çoğu şeyin onunla bir bağlantısı var mıydı? Belki o da bir şekilde bunu yapmak istemedi ama bildiğiniz üzere bu deneyler sonucu bazı maskotlar komutlara göre hareket ediyordu. Banban ve Bambalena'ya örnek verebiliriz. Bir deney kaseti bulmuştuk. Bambalena Banban'ın yanına girmişti. Herkes Banban'ın Bambalena'ya saldıracağını düşünüyordu. Fakat Banban'ın içerisindeki sevgi duygusu daha ağır basmıştı. Bambalena'ya sarılmıştı. Daha sonra dışarıdan Bambalena'ya bir komut geldi. Derhal dışarı çık dediler. Bambalena komutlara uydu ve dışarı çıktı. Banban iyice kötü hissetti kendini. İşte Zolpius da aynı Banban gibi kendini kontrol edemediği için bazı şeylerin komutlarıyla hareket ediyor olabilir. Gerçi ona komut verecek birisi kaldı mı onu bile bilmiyoruz ama o buranın başı gibi görünüyor. Ama deneyler sonucu ters giden şeyler onda bu etkiyi yapmış olabilir. İşte beklediğimiz o bölüm Garten of Banban Chapter 5'te tam burada devreye girecek gibi görünüyor. Bu kişinin Zolpius olma ihtimaline karşı Garten of Banban Chapter 5 sanki burada olan olayların başını anlatıyor gibi. Aslında anlatıyor gibi demek doğru değil. %99 ihtimalle geçmişi anlatacak ve bana göre çok kısa bir bölüm olacak gibi. Fakat Garten of Banban Chapter 5'in çıkış tarihi pek yakında olarak görünürken Garten of Banban Chapter 6'nın çıkış tarihi ise 2023 olarak görünüyor. Bu da Garten of Banban Chapter 6'nın daha önce çıkacağını gösteriyor. Tabi geliştiriciler yine bizi şaşırtmazlarsa. Şaşırtmazlarsa diyorum çünkü
Çünkü bana göre Garten of Bamban 5 çok kısa olacağı için birden o bölümü sürpriz bir şekilde çıkarıp aynı Garten of Bamban Chapter 1 gibi ücretsiz olarak yayınlayabilirler. Hikayeyi anlamamız için Garten of Bamban Chapter 5 oldukça önemli yer tutacak. Bu bölümdeki fotoğrafların kalitesine baktığımızda iki teori ortaya çıkıyor. Birincisi, bizden önce buraya gitmiş kişilerin olduğunu biliyoruz. Garten of Bamban Chapter 2'de Bamban daha önceden gelenlerden birisin diye düşünmüştüm diye mesaj vermişti. İşte bu bizden önce gelen ve buradaki bazı olaylara tanıklık eden birinin gözünden hikayeyi anlayabiliriz. İkinci teori ise yine Stingerfly'nin zihnimizi yönlendirdiği gibi bir rüyada olup burada olan bazı şeyleri görmemizi sağlayabilirler. Çünkü buralar bizim geçtiğimiz ve bitirdiğimiz yerler. Belki de bizden sonra gelen birisi daha vardır buraya. Garten of Bamban bölümlerine baktığımızda bazı gizli kasetler bulmuştuk ve o kasetlerden birinde Opila kuşunun yumurtalarını topladığımız yeri görüyoruz. Bu VHS kasetleri boşuna koyulmuş kasetler değil. Belki Garten of Bamban Chapter 5'te çocuğumuzla ilgili bir şeyleri de gösterebilirler. Gizemler açısından oldukça önemli bir yer tutacak olan Garten of Bamban Chapter 5'in çıkışı bana göre tamamen sürpriz olacak. Geliştiriciler Garten of Bamban 5'i şu şekilde özetlediler. Bamban Anaokulu'nun daha derinlerine in. Fakat dikkatli ol, yalnız değilsin. Bamban'ın arkadaşları yani Bamban çetesi bu anaokulunun ve her çocuğun kalbinde özel bir yer edindi. Bamban çetesi sayesinde çocuklar asla yalnız kalmıyor. Paylaşacak bir arkadaşın varsa her şey çok iyidir. Aslında bu açıklama Garten of Bamban Chapter 1'in açıklamasının aynısı. Bu da gösteriyor ki bir rüya gibi Garten of Bamban'ın öncesine gidip bu korkunç anaokul hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Garten of Bamban Chapter 1'i oynayıp bitirmeden en son bölüme gelince tekrardan kantin bölümüne döndüğümüzde gizli bir kaset bulmuştuk. Bu gizli kaset nereden geldi, nasıl geldi diye düşünüyorduk. İşte bu ekranlarda gördüğünüz Zolpius diye düşündüğümüz yaratık buraya koymuş olabilir mi? Buradaki bazı şeyleri öğrenmemizi istiyor olabilir mi? Çünkü buradaki yaratığın baktığı yere bakarsanız tam da o kantin bölümünden baktığını görüyoruz. Aslında burada başka bir mesajı da alabiliriz. Yani tüm gözler sizin üzerinizde mesajını da geliştiriciler burada bize vermek istiyor olabilirler. Videoyu tam burada durdurup bu ekranlarda gördüğünüz yaratıkla alakalı yorumlar kısmına mutlaka bir tane teorinizi yazmanızı istiyorum. Bazı arkadaşlarımız teorim çok saçma ama diye ekliyorlar. Fakat öyle güzel teoriler geliyor ki arkadaşımızın düşündüğü gibi teorisi hiç de saçma değil. Sizler de saçma olsun olmasın mutlaka teorilerinizi yazmayı unutmayın. Ben hep söylüyorum, ortalıkta birçok teori gezer ama mutlaka içlerinde doğru olan bir tanesi vardır. O yüzden aşağıya bir tane yorum olarak teorinizi bırakmayı unutmayın. Ve son olarak ekranlarda gördüğünüz Garten of Bamban 6 ile alakalı fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Ekrandaki Chamataki ve Tamataki'nin hemen üzerindeki müzik notaları sizce nasıl bir karaktere ait? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka okuyacağım. Bu korkunç anaokul hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Sizler de daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben yeni araştırmalar, yeni paylaşımlar geldikçe sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.